Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Niye bana görünmeden kaçıyorsun? Siz beni oğlunuza layık görmüyorsunuz ya. O yüzden. Yavuz söyledi. Bugün annesinin kabrine birlikte ziyarete gidecekmişsiniz. Bu hoşuma gitti. Sahi mi? Evet. Ailemize gösterdiği nezaket beni etkiledi. Belki de sandığım kadar havai bir kız değilsin. Yarın bayram. Bayramda dargınlar barışır. Büyükler küçüklerini hoş görür. Hadi bakalım biz de şimdiden bayramlaşalım. Belki bu aramızın düzelmesine vesile olur. Mutlu bayramlar. Sen bugüne kadar hiç mi bir büyüğünün elini öpmedin? El böyle mi öpülür? Bak böyle yapacaksın. Öpüp alnına koyacaksın. Evet. Ay kusura bakmayın. Heyecandan. Ben periyim. Nereden bileyim el öpmeyi? Aa! Bakıyorum da bütün aile bugün erkenden uyanmış. Annemin mezarına gideceğiz. Bugün Arife ya. Nur içinde yatsın. Gitmişken benim için de bir Fatiha okur musunuz? Tabii okuruz. Ne bekliyorsunuz peki? Betüş'ü bekliyoruz. Betüş Hanım'ı mı? O da mı gelecek sizinle eski eşinizin mezarına? Evet, bu sene gelmeyi o da istedi. İnanır mısın Firuze? Çocuklar da ben de bu duruma çok sevindik. Canım. Eminim annemiz hayatta olsaydı Betüş'ü çok severdi. İçimden mi ses? Annemin oralardan Betüş'ü gördüğünü ve bize iyi bir anne olduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Evet, hadi bakalım biz hazırız. Çıkalım mı? Tamam, çıkalım. Aa, bunlar ne Betüş? Biz dün çilekle aldık anneniz için. Sizce sever mi? En sevdiği çiçek. Buna çok mutlu olacak. Hadi gidelim. Niye öyle bakıyorsunuz? Ben de geliyorum. Öyle mi? Hadi çıkalım. Hadi. Kolay gelsin hayatım. Hoş geldin. Dur yardım edeyim. Hayırdır bunlar canım. Ne böyle? Bayram için yoksul fanilerin evlerin önüne erzak bırakıyordum. Ne güzel bir şey yapıyorsun Beryem teyze. Canım sağ ol. Daha uğrayacak çok yerim var. Yapacak çok işim var ama azıcık sana uğrayayım soluklanayım dedim. Şekerim bir gökyüzüne çık bir ara sokaklara dal azıcık yoruldum. Tamam sen yorulduysan ben devam edeyim. İhtiyacı olan fanileri bunları ben götüreyim ha. Olmaz bu benim görevim sana yıkamam hayatım. Aşk olsun Beryem teyze ne var bunda? Hem ben de iyilik perisi değil miyim? Öylesin. Hem de sen iyilik perilerinin en güzeli, en iyisi, en tatlısısın. Tamam anlaştık o zaman. İyi madem sen bunlarla meşgul olacaksın ben de Dudu'ya gideyim o zaman. Kaç gündür görmüyorum. Çok iyi. Yalnız sen bana bunları dağıtmam gereken fanilerin evlerini göster olur mu? Gösteririm. Beraber çıkarız. Kızım kafeyi boş mu bırakacağız Suzan yok mu? Heyecandan Suzan'ı unuttum. Alışverişe kadar çıkmıştı ama gelir... Geldi bile. Hızır Suzan yetiştim. Bunlar ne? Bunlar Perihan teyze bayram öncesi ihtiyacı olan insanlar için hazırlatmış erzaklar. Onları götüreceğiz de ben de yardım ediyorum. Sen yani mübarek bir insansın Perihan teyze. Fakir fukaraya sebep işliyorsun ha. Allah gani gani kabul etsin canım. Suzancığım. Efendim. Ben dönene kadar sen kafayı ilgilenir misin? Ne demek tabii ilgilenirim. İstersen sen hiç gelme. Gelen giden olmaz şu saatten sonra ben kapatırım. Peki bakarız. Hadi hayatım görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. İyi bayramlar. Hadi canım Perihan teyzeciğim. Sen de şu an. İyi bayramlar. Geç. Sadık Bey, benim işim bitti. Ben gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Ben evdeyim nasıl olsa. Çocuklarla ilgilenirim. Sağ olun. Yarın bayramlaşmaya geliriz. Mutlaka bekliyoruz. Baktım. Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Firuze abla. Hadi bakalım bayramlaşalım. Öpelim mi? İyi bayramlar Firuze abla. İyi bayramlar. Merhaba Sadık amca, bacım evde mi? Merhaba canım, evde gel otur bakalım. Sesleneyim ona bakayım. Cem! Yavrum, Tuğçe geldi. Geliyorum. Bu gelen de Kerem herhalde. Siz kalkmayın ben bakarım. Tamam. Otur, ben bakarım. Sen bizim evimizde mi yaşıyorsun? Kapımıza bakıyorsun. Çilek, ne biçim konuşuyorsun sen? Bir daha Tuğçe'yle böyle konuştuğunu görürsen... Ne yaparsın? Şunu döverim. Cem çok ayıp yavrum.
Ne oluyor Ceren? Niye böyle yapıyor bu? Yok bir şey. Biz odama gidelim. Bir dakika Ceren. İyi bayramlar Sadık amca. Aa canım, iyi bayramlar. Yarın ailemle tatile gidiyoruz. Sizi şimdiden ziyaret edeyim dedim. Ah canım, çok teşekkür ederim zarif çocuk. Çok teşekkür ederim. Biz odamdayız baba. Tamam. Ben de gelebilir miyim? Ben de gelebilir miyim? Bayramda biz de yokuz Sadık amca. İyi bayramlar. Öyle mi? Ah canım, çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Ha ben şimdi anlıyorum Cem'le Ceren'in niye böyle yaptığını. Siz tatile gidiyorsunuz ya, sizi göremeyecek de onun için çok sinirler ve birbirleriyle didişiyorlar. Betiş yok mu? Ah şey, kafede. Birazdan o da gelir. Merak etme, onunla da bayramlaşırsın. Sağ ol canım, senin de. Bayramlar. Ah güzel kızım, senin de. Annem öperlermiş. İyi bayramlar hayatım. Size de. Evet. Çocuklar. Al bakalım Tuğçe, bu senin, bu da senin Kerem. Ama yok, yani kabul edemeyiz. Ben de alamam. Ay olur mu öyle şey çocuklar? Bakın, bu bir adettir. Bayramlarda büyükler küçüklere bayram harçlığı verir. Ayıp bir şey yok bunda. Evet, hadi alın bakalım. Lütfen utanmayın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cem, benim gitmem lazım. Benim de Ceren. Sizi geçirelim. Hadi. Aa çocuklar, annelerinizin de bayramını kutlayın bizim için. Evet evet, çok selam söyleyin onlara bizden. Baş üstüne. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok merak ediyorum. Anneannem bayramda bize ne hediye verecek? Ay çilek kızım, ne kadar ayıp. Hiç insan anneannesinin bayramda ne hediye vereceğini merak eder. Ama ben çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Geçen bayramlarda bize hiçbir şey vermedi. Eline bile öpmeye gidemedik. Her bayram tatile gitti. Canım, gideriz bu bayram hep beraber. Baba, hani bize bayramlık almaya gidecektik? Evet gidecektik ama arkadaşlarınız geldi, unuttunuz. Ben sabahtan beri niye evdeyim bu iş için? Neyse, hazırsanız gidelim. Aslında akşam da oldu ya. Olsun, alışveriş merkezleri ona kadar açık. Ben hazırım. Ben de. Aa Çilek, sen gelmiyor musun kızım? Benim yerine gidecek güzel bir elbisem var. Ha. Bak bir daha soruyorum, bu son şansın. Emin misin? Eminim. Eh iyi o zaman, biz gidelim bari. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle, iyi alışveriş. Sağ ol canım. Dudu Peri. Periliçe. Teşekkür ederim. Şimdi yaklaş ve beni dinle. Buyurun, dinliyorum. Bugün Perihan'dan ve kızın Eda'dan seninle ilgili çok çirkin şeyler duydum. En yakın arkadaşın Perihan'a iftira atmış, kızını sevgilisinden ayırmaya çalışmışsın. Doğru mu bunlar? Yalan. Suçlu sihirler listen epey kabarık Dudu. Sana inanmıyorum. Evet, kızımı sevgilisinden ayırmaya çalıştığım doğru. Ama Perihan'a iftira atmadım. Onu eski kocamla yakaladım. Hayır. Sadece öyle sandın. Aslında kimsenin bir şey yaptığı yoktu. Gerçeği bilmiyorsun. Ne gerçeği? Bilmemen gereken gerçeği. Sakın bu gerçeğin peşine düşme Dudu. Seni uyarıyorum. Aksi takdirde Perihan'la Taci'nin neden öyle davrandıklarını öğrenirsen eski kocana yapacaklarından çekiniyorum. Eğer bunu yaparsan seni şimdi vereceğim cezadan daha büyüğüyle cezalandırmak zorunda kalırım. Bana ceza mı vereceksiniz? Ne? Dur ben söyleyeyim anne. Bayramı torunlarınla geçireceksin ve onlara bayram harçlığı vereceksin. Evet. Hem de anneannelere yakışır bir şekilde. Harçlıklarını mendillerinin arasına koyacaksın. Ay, hayatta yapamam ben. Ben sevmem öyle fani işi, bayram seyran merasimlerini. İtiraz sevmem ve kabul etmem biliyorsun. Hem dur, daha bitmedi. Sonra Perihan'dan ve Yavuz'dan özür dileyeceksin. Evet, bayramda bütün küsler barışırlar. Hata edenler özür dileme cesaretini, diğerleri de affetme büyüklüğünü gösterirler. Bu bayram Dudu, sana çok iş düşüyor. Bu dedikleriniz benim için çok ağır. Ya bunları yaparsın ya da sihirlerini geri alırım. Başka şansın yok. Demek Perihan'la bir olup benim Periliçe'ye şikayet ettiniz ha, öyle mi? Duymadın mı Periliçe ne dedi? Bize haksızlık etmemeliydin. Ha, haksızlık mı etmişim? Kendi gözlerimle gördüm Perihan'la Taci'yi. Bu gerçeği öğreneceğim.
Göster bana sihirli ayna. Ben yokken ne oldu da Taci Perihan'a sarıldı? Tabii ya, Dudu'ya düzeldiğimi söylemezsek Dudu nereden bilecek? Bu da bir çözüm ama sanırım bir sorun daha var. Ne? Şimdi senin sesin böyle yavaş yavaş düzeldiğine göre herhalde bir sabah aniden eski Taceddin olarak uyanmayacaksın. Demek ki görünüşün de yavaş yavaş düzelecek, normale dönecek. Nasıl yani? Önce bir patim ayağa dönüşecek, sonra bir kulağım fani kulağı mı olacak mesela? Sanırım öyle. Onun için bunu Dudu'dan saklamamız gerek. Yani senin buralarda olmaman gerek Taceddin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.